Sıra bende. Bu arada geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Saşa Yeftin, sağ olun, var olun. Şimdi eskiden kadının biri evinin içinde açık ateşte, açık ateşin önünde kafasını önüne almış, bit ayıklarken dağdan bir odun geliyor ve evin arkasına bam diye düşüyor. Kadın çok korkuyor, korktuğu için kafasını düşürüyor ateşin üstüne, içine ve kadının kafası yanıyor. Ve kadın beddua ediyor, sen diyor bir daha dağdan geleme buraya, gelme. O gün bugündür işte odunları biz taşımak zorunda kalıyoruz, kendi kendine geliyor. Bu bir masal arkadaşlar, ben kısaltarak anlattım. Sonra ne oldu? Daha yeni şeyden bahsedeceğim ama fazla uzatmayacağım. Şimdi kadının biri, daha doğrusu benim babaannemin kız kardeşi bir köyden bizim köye doğru gelirken akşam üzeri yolda inleme sesi duyuyor. Bir kuytu bir yerde inleme sesi duyuyor. Bir doğurma sesi. Bir kadın çocuk doğuruyor ama akşam o saatte çocuk doğar mı derken bir bakıyor ve evet, zor bir doğum gerçekleşiyor. Tabii ki yardım ediyor ve çocuğu doğurtuyor. Bunun üzerine orada bulunanlar ateş yanıyormuş. Ateşten bir kürekle bunun kucağına bir kürek dolusu köz döküyorlar. Kadın tabii hemen uzaklaşıyor orada babaannemin kız kardeşi. Biraz ileride boşaltıyor bir şey. Bu ateşi, közü boşaltıyor. Eve geliyor, evde anlatıyor. Diyorlar ki ya o köz değildi, altındı. Bir bakıyor, bir tane düşüyor orada. Bir tane altın kalmış, gerisini dökmüş. Şimdi arkadaşlar, hikmetin anlattığı şeylerin %10'unu çıkartın, %90'ına las koyun. Aynı şeydir. Çünkü masalların aslında milli, halka ait masallar pek olmuyor. Masalların neyi oluyor? Coğrafyası oluyor. Hemşin masallarıyla Laz masalları ya da daha Rize'ye, Trabzon'a, Giresun'a gidip temalar 3 aşağı 5 yukarı aynı, ufak tefek farklılıklar var, isimler değişiyor ama aynı şeyler anlatılıyor. Yani Hikmet'in anlattığı işte cadı masalları, cazı çok güzel anlattı. Hikmet anlattı yani aslında üzerine koyacak fazla bir şey yok. Yani Hemşin masalları diye anlattı, Laz masalları diyebilirsiniz. İşte cadı, cazı deniliyor. Aynı figür, aynı tema, aynı şeyler anlatılıyor. İşte mitolojiyle ilgili masallar, cin peri masalları var dedi Hikmet. Evet, cin peri masalları var. Ve aynen anlattığı gibi gerçekten de ne oluyor? Sanki gerçekmiş gibi anlatılıyor. İşte Hikmet yine örnek verdi. Ben de annemden beri böyle bir şey anlatmıştı. Dedim ki, inanıyor musun dedi. Ne demek dedi, inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum dedi. Bundan yalan olur mu dedi. Evet, insanlar buna inanıyorlardı. Kendileri yaşamış gibi anlatılıyor. Şimdi neler var? Bir onlara bakalım. Hikmet'in anlattığı şeylerin tamamı var. Ama şeyler var mesela, fable türünde olan çok sayıda masal var. Onlarca masal var. Yani Laz masallarının, ben çalıştım, baktım yani, geçmişte çalışmıştım. Açıkçası buraya gelirken çalışmadım ama İşte 1910'larda başlıyor işte Nikomar, Cirenti, Kipşitze vesaire Gürcistanlı bir akademisyenlerin derlemeleri var. Sadece orada yapılan belki 300-400 tane Lazca, bak Laz masalı demiyorum, Lazca masal. Çünkü aynı masallar eminim Acara'da anlatılıyor, Hemşinler'de anlatılıyor. Aynı masallar Gürcülerde var. Biraz yukarı çıkın, Abazlar'da vardır. Çerkezlerle ortak bir masal olduğunu düşünüyorum. Yine benim derlediğim masallar var. Daha önce kitaplarda yayınlanmamış ya da Gürcistan'daki akademisyenlerin yayınlamadığı masallar var. Bunları mesela şey, Çerkez masallarını okurken orada gördüm. Avrupa'daki işte de kırmızı başlıklı kız masalını ben 7 yaşından falan biliyorum. Ya da Bremen mızıkacıları falanı ben çok dinledim, çok fazla dinledim. Ama Bremen mızıkacıları falan filan değil ve bunu anlatan insanların hiçbir eğitimleri yoktu ve kesinlikle başka bir yerden bunu, yani bir kitaptan okuyarak, bir kaynaktan
bakarak bunu öğrenme ihtimalleri yok. Bunlar tarihten günümüze kadar ulaşmış, anlatıla günümüze gelmiş masallar. Şimdi bizim toplumların tamamı, yani Lazlar, Hemşinliler, Gürcüler, Karadeniz'in diğer halkları eğitimli insanlar değildir arkadaşlar. Okul hayatı vesaire daha sonraki, yani 20. yüzyıl sonrası, 60'lar, 70'lerden sonra yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla bizim kültürümüz çok tamamıyla sözlü bir kültürdür. Hatta 2000 senesine kadar mesela Türkiye'de hiçbir akademik çalışma yapılmamış Lazca üzerine, Hemşince üzerinde yapılmamış elbette ya da diğerleri üzerinde de yapılmamış sonuç itibariyle. Dolayısıyla bizim bunları bir araya getirmemiz, derleyip toparlamamız, Türkçe'ye çevirmemiz, İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor ki farklar neler? Örneğin bir Laz masalı, bir Hemşin masalıyla aynı temalarla anlatılan bir Laz masalı arasında nasıl bir fark var acaba? Yani aynı şekilde mi anlatıyorlar? Bunu görebiliriz ya da Çerkezlerinkini görebiliriz. Keza aynı özellikle vesaire. Pek çok şey aynı. Ha ne değişiyor? Şu değişiyor. Örneğin işte Şahmaran'ı anlattı Kemal abimiz. O tip masallar yok örneğin Laz masallarında ya da Karadeniz masallarında muhtemelen öyle masallar yok. Çok uzun masallar yok. Yani bir anlatıcı 3 dakikada, 5 dakikada bir masalı anlatabilir. Tabii ki doğaçlama yapar, genişletir, uzatır vesaire, başka şeyler koyabilir ama esas tema aynı. Mesela bir masal dinlemiştim ben. Ayı bir kızı kaçırıyor, dağa kaldırıyor, tabii çocuk sahibi oluyor. Ondan kız çocuğu büyütüyor falan. Günün birinde kız bir şekilde kaçıyor. Bu arada masalların içinde şarkılar falan var. O tip şeyler de oluyor işte. Bir yandan şarkıda söylenebiliyor. Dinli gibi şeyler de olabiliyor. Neyse kadın kaçıyor, evine geliyor. Şimdi bir versiyonu bu ama başka bir versiyonda kadın kaçıyor, evine geliyor, kardeşlerine haber veriyor. Kardeşleri silahlanıp dağa çıkıyor. Ayıyı buluyorlar, ayıyı çağırıyorlar, pardon köye indiriyorlar. Köyde rakı masası kuruluyor. Rakı içiyorlar, herkes sarhoş oluyor ve en son ayıyı vuruyorlar. Mesela böyle de anlatılıyor. Biraz daha sahile yakın, şehirleşmiş bir Laz'ın anlatımı. Bu orada ayrı bir şey. Yani şehirleşiyor ve rakı içiliyor mesela. Rakı kültürü gibi işin içine. Şimdi mitolojik olanlar çok fazla. Hikmet'in anlattığı gibi korku, endişe, hakikaten insanın tüylerini diken diken eden masallar var. Hatta şunu söyleyeyim, ben yani 50 artı olan insanların pek çoğu diyorum, akşam saatlerinde karanlıkta dışarı çıkamaz. Mesela benim eniştem ablam olmadan karanlıkta 100 metre bir yere gidemez. Mutlaka ablamı yanına alır, öyle giderler. Çünkü cinler var, periler var, başka şeyler var burada. Daha günlük yaşamla ilgili şeyler var, daha hikayemsi şeyler var, daha uzun anlatılan masallar var. Devlerle ilgili hikmet var mı bilmiyorum. Divi, dev, mesela tek gözlü bir dev, devin var olduğu, devlerden bahseden bir esas figürün dev olduğu bir masallar var. Devlerle insanların karşılaşması. Yine bir yerde dinlemiştim, bunun kaydı yok. Gerçek hayatta bir baba anlatmıştı 2008-2009'da. İşte bir derede, her taraf dere ya, hep bir derede gidiyorlar. Ama atla gidiyorlar. Orada at nasıl yürüyecekse bilmiyorum. Sonra bir vadide bir şey buluyorlar, bir boşluk buluyorlar. Yani bir vadiyi düşünün, içeri girilebiliyor. Atla içeri giriyorlar ve orada başka bir dünya başlıyor. Hayal alemi başlıyor örneğin. Ve mitolojiye dalıyor. Yani babam böyle yaptı, ata bindi, gidiyordu derken ne olmuş oluyor? Dünyası değişiyor. Örneğin Hikmet'in anlattığı bir şey vardı işte değirmen. Değirmen bu arada değirmenler şeydi, dere kenarlarında olduğu için kuytu yerlerde olur. Işık çekilince ilk kararan yerler oralarıdır. Dolayısıyla korkulan yerlerdir. Ben çocukken değirmenin yanına geçerken ödüm kopardı. Örneğin delikanlı oluşumun simgesi şeydir yani bir değirmenin kenarından korkmadan geçmekti. Artık adam olduk falan yani korkmuyoruz şeyiydi. Şimdi o horon hikayesini anlatacağım ama şeyi söyleyeyim. Mesela çocukluğumda benim duyduğum bir şey, işte bir araba alınmış, değirmenin kenarına bırakılmış, ertesi gün anlatılıyor. Dün gece sabah arabanın kornası çaldı. Gidip şey yapsaydınız, hani sustursaydınız olur mu?
değirmenin kenarındasın, oraya gidip nasıl bakacaksın? Ona gidemediler tabii. Şimdi ben çocukluğumda dinliyordum. Benim dedem çarşıdan gelirken, değirmen kenarından geçerken bir horona denk geliyor. Horona giriyor, bunu horona alıyorlar. Horon yanarken birden şeyi fark ediyor. Oradaki horoncuların kafalarının sivri, ayaklarının ters olduğunu ve dolayısıyla bunların peri olduğunu anlayıp kaçıyor ve eve gidiyor bu şekilde. Ben bunu hakikaten uzun yıllar dedemin başına geldiğine inandım. Sonra başkaları anlattı aynı hikayeyi. Bütün herkesin dedesinin başına benzer şeyler gelmiş. Demek ki bu hikaye böyle anlatılıyordu. Şimdi rahmetli babaannemin yine kız kardeşinin başına gelmişti. Akşam eve giderken mezarlıkta bir taşın üstünde kedi görüyor. Kedi miyavlıyor da, ufak bir kedi. Çok seveceğim bir şey. Kediyi alıyor, eve götürüyor ama şey olmasın diye, nedir Türkçesi, ne olur ne olmaz diye mutlaka burada bir şey bırakıyor, bir ihtimal. Ahıra koyuyor ve kapıyı kapatıp, ertesi sabah tekrar bakıyor, koca bir tabut uzanmış, bembeyaz. Var mı İknat size? Ya mesela yani olabilir öyle bir şey. Tabii ki hocaya gidiyor, hoca diyor ki, o diyor galeniş yani insani olmayan dünyaya ait bir şeydir diyor. Onu akşam olunca tekrar kedi olacak, git onu al, aldığın yere bırakırsan normale döner diyor. Aynısını yapıyor ve bu şekilde o işte galenişi dediğimiz şeyden kurtulmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, bu konu geniş bir konu, uzun bir konu. Gerçekten çok fazla konuşulabilecek şey var, çok fazla anlatılabilecek şey var. Ama halen bunlar Türkçe. Yani Türkçe'ye kazandırılmış değil diyeceğim. Tabii ki bunların ana dilde, orijinal dilde derlenmesi gerekiyor. Lazca ise Lazca, Hemşince ise Hemşince derlenmesi gerekiyor. Türkçe'ye ve İngilizce'ye çevrilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin de bunları incelemesi gerekiyor. Biz burada kısıtlı imkanlarla bu yaz sıcağında bir çabanın içine girdik, istedik ki masallarımız üzerinden, masalların kardeşliğini yapalım. Çok popüler, o da bir şey oluyor. Masallar üzerinden dillerimizin, kültürlerimizin, kültürel zenginliğimizin farkına varalım. Bunlar bir değer, bunlar herkes için değer. İnsanlık için değer. Kendi ülkemiz için bir değer arkadaşlar. Bunlar biraz daha farkına varalım. Akademisyenler bunlara baksın, ilgililer, meraklar, araştırsın, yazılı hale gelsin ve kültürlerimizin, dillerimizin yaşamasına katkıda bulunalım. Ufak bir zuhurda bulunmuş olalım. Oflik Hoca'nın dediği gibi hikmet. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkürler. Hatta Saşa Erdit. Umarım seneye hep birlikte yine, yani bu proje olur olmaz çok ayrı bir konudur ama ikincisini yapalım, üçüncüsünü yapalım, İstanbul'da ve hatta uluslararası yapalım ve gerçekten bu tehlike altındaki dillerin, bunun üzerinde masallarımızın üzerine farkındalığı arttıralım ve güneşli, güzel günlere hep birlikte ulaşalım. Yok, bu masalı Guram Kartozi adında Gürcistanlı birisi 1960'larda derledi. Yani işte ben anlattım, Tuna Hanım dedi ki, ha o mu dedi, o şey Erzincan'da da var dedi. Buna benzer şeyler mümkün arkadaşlar. Ne değişir? Japonlarınki, Afrikalılarınki, işte İnkaların, Mayaların masalları değişebilir ama bizim masallarımızda benzer çok fazla şey var. Bir küme yapıp kesişen ve ayrışan noktalarını bulabiliriz aslında. Teşekkür ederim tekrar.